çıkıyoruz, hastaneye gidiyoruz. Size direkt hastaneye gidelim. Mehmet! Ay Mehmet, çok fenayım. Ay ben... Duyuyor musun? Ay dayanın. Ay niye bağırsın, canı açıyor kadının. Gel hadi. Biz de hastaneye gelin direkt, tamam mı? Baba, bebek geliyor. Ne kadar da biriz Işan? 5 dakikada mı geliyor? Tamam, güzel. Siz hemen çıkın. Yalnız dikkat edin, tamam mı? Zişan, telefonunu Figen'in kulağına tutar mısın? Dur, bak Mehmet'i vereceğim. Gel. Geç arabaya, geç. Bak, veriyorum bak. Arkaya. Dur, sakin, sakin ol. Alo. Aşkım, sakin ol, tamam mı? Tamam. Ben hemen geliyorum hastaneye. Bütün yol boyunca seninle konuşacağım. Mehmet. Mehmet, ölüyorum. Tamam, korkma, bak herkes yanında. Nasıl nefes alıp verecektik? He? Hadi nefes alıp ver. Ay, bu geliyor. Tamam, gidiyoruz, yoldayız. 10 dakika sonra oradayız, tamam mı? Ay, geliyor bu da. Tamam, yok. İyi. İyi, yok. Tamam, iyi şu anda. Baba. Baba, uyuyor musun? Ne alem adamsın ya. İlk torunun geliyor, sen uyuyorsun. Baba. 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 Meraktan yollara düşmüştür şimdi. Ya bu sefer olmaz Esmer. Gene aynı şeyi yapıyorsun. Benim o herifle başım derde girmesin diye benimle gelmiyorsun. Bu sefer olmaz. Efendim Amuk abi. Ne kazası? Kulağın masum mu? Allah Allah. Amuk abi, ne kazası? Babam mı? Abim mi? Abi söyle, öldüler mi yoksa? Doğru söyle Mamuk. Kudret, sana azıcık tatsız haberlerim var. Biliyorsun, alın yazısından kaçılmıyor. Vakti saat gelip de emri hak vaki olunca... Lafı dolandırma doktor. Söyle, hangi akranımız öldü gene? Bir kaza oldu Kudret. Mehmet'le Hasan. Ha? Hasan'ı kaybettik maalesef. Ne? Dedem. Bir sakin ol, ne olur. Beyim. Oğlu Mehmet yaralama durumu. Dedem. Oğlu. Alayım Ömer. Recep. 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 Ne olur sen? Beyim. Ömer. Doğru mu bu? Ha? Hasan. Hasan öldü mü? Şunun için ne olur. Beyim. Dedem. Hadi dedem. Hadi. Aman bir dakika. Şunun için. Beyim aman. Şunun için. Dedem. Kudret. Doktorların söylediği, Hasan Bey'in kalbi yolda teklemiş. Yani kazayla falan bir ilgisi yok. Mehmet de doğum heyecanı, onunla ilgileneceğim diye dikkati dağılmış, girmiş kamyonun altına. Hasan Bey'in de kalan azıcık canı uçup gitmiş. Mehmet abim için ne diyorlar? En son söyledikleri, kırıklar iyileşecek.
Ama ameliyatı Aydar'a yayacaklar. Bir tarafını çevirecekler, öbür tarafını yapacaklar. 1000 tane kırık var. Figen'in hali de perişan. Mehmet'i sorup duruyor. Ne söyleyeceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum. Masum, kendini bırakmanın sırası değil. Bak, evin bir tek erkeği sen kaldın, ona göre. Köpek kısmısı suya düşmeden yüzmeyi öğrenemezmiş. Hadi, görürüm seni yeğenim. O kumar gecesinden sonra çok kötü davrandım babama. Gözlerime baktı, durdu. Günlerce bir sıcak bakış görmek için. Gözlerimi kaçırdım hep. Kendini sonsuza kadar suçlu hissetmesini istedim. Takdir ilahi. Kendini suçlama. Peki. Kim ölmüş anne? Bir kaza olmuş. Hasan Kulova ölmüş. Yarın ikindideymiş cenazesi. Sen de yatağa. Zişan. Alo. Kudret. Ben Azize. Azize. Hasan'ı kaybettik. Koy verme kendini Kudret. Takdir-i ilahi. Ne yapacaksın? Sen inançlı adamsındır. Güçlü olmaya çalış. Neye yanıyorum biliyor musun? Bütün hayatı boyunca bir gün yüzü gülmedi. Onu da kendi karanlığıma mahkum ettim. Hepimizi. Seni de, beni de. Hasan'ı da o karanlığa mahkum ettim. Seni daha fazla üzmek için açmadım bu telefonu. Hayatımız bir şekilde geçiyor işte. Sonunun ölüm olduğunu gençken bilmiyoruz. Bilseydik ziyan eder miydik bir damlasını? Ha geldi işte. Öldüm meraktan Haydar. Ne yaptın, konuşabildin mi Reyhan'la? Ne oldu, bir şey var sende? Hayırdır? Reyhan tersledi mi seni? Terslemiştir tabii. Ev mev kesmez onu. Aklı sıra o kızı bu konağa hanım etmek istiyor. Ay sus be İsmail. Anlat bakayım sen, ne oldu? Bana sıra gelmez Zuhriye abla. O kızın başka bir yağlı kısmeti var. Kulovaların küçük oğlanla geziyordu dağ bayır. Netsin beni.